Soyadı Şavşi. O adın ne? Havdı. Kardeşlerinle ilgili ilk girişimi yaptık bakalım. Şimdi bekleyeceğiz. Uzun sürmez umarım. Bağlantılarımı hafife alma Tara. Şimdi sıra da benim meselem var. Bakalım bu Türk timi nelerdeymiş. Biraz dinlenseydin. Senin için zor sayılabilecek birkaç gün yaşadın. Orada uyumana bile izin vermemişlerdir. Uyusaydın biraz. Sabah dinç kafayla ne istiyorsan yaparsın. Bundan daha dinç olamazsın Tara. Beni uyanık tutan ne biliyor musun? Öfkem. O Türk tipini bulup bir an önce ufalamak istiyorum. O yüzden vakit kaybedemem. Oyalama beni. O tipe ulaşmak kolay olmayacaktır. Nasıl bulmayı düşünüyorsun? Bağlantılarımın sadece Çin'de olduğunu sanmıyorsun herhalde Tara. Eğer öyleyse beni hala tanımamışsın demektir. Bunların hepsi birkaç telefona bakar. İyi, öyle olsun. Seni çok kızdırmışlar galiba bu kadar acele ettiğine göre. Hele o timin başındaki yüzbaşı. Onun o meydan okuyan, üstten bakan tavırları. Onu bir an önce bulup ona dünyanın kaş bucak olduğunu göstermek istiyorum. Canımı acıtmak istiyorum. Ve bunu hemen yapmak istiyorum. Şimdi beni oyalama. Komutanım, Tomis abay. Yüzbaşıma Türk Karanlık, emredin komutanım. Yüzbaşım, bugün Lee'nin gözaltı süresi dolduğu için teslim etmek zorunda kaldık. Ancak nakil sırasında konvoy saldırıya uğradı ve Lee'yi kaçırdılar. Lee kaçırıldı mı? Evet, maalesef yüzbaşım. Kaçıranlarla alakalı elimizde herhangi somut bir bilgi yok. Tek bir görselle çalışıyoruz. Onu da senin cep telefonuna yolluyoruz şimdi. Şimdi bakıyorum komutan. Bu şahsı daha önce Lee'nin etrafında görmüş olma ihtimalin var mı yüzbaşım? Komutanım bu o. O kız. Emin misin Karanlık? Eminim komutanım. İlk görevde karşılaşmıştık. Sonra Niko'yu takip etmemizi istedi. Behram'ı verdi. Şimdi Ankara'dan Lee'yi mi kaçırıyor? Ne yapmaya çalışıyor bu kız? Emredersiniz komutan. Kız mı dedi lan o? Ne? Kız dedi lan. Bu ilk görevde kızı diyor ha. Vay vay vay. Vay arkadaş ya. Kız komutanın hasretine dayanamamış. Kalkmış da Ankara'ya gelmiş lan. Kız Ankara'daymış oğlum. Duydun mu? Demek ki özlemine dayanamadıysa. Tüm bu konuşmalardan bunu çıkardın değil mi? Başka bir şey anlamadın. Cahilsin Orhan. Bu işlerden hiç anlamıyorsun. Hiç. Vay be. Kıza bak. Ne zaman haber gelecek? Nereden? Benimle oyun oynama Lee. Kardeşlerimden bahsediyorum. Sabır Tara. Sabır. Şimdi beklediğim başka bir telefon var. İşte bu. Alo Lee.
Dostum Ebu El Haşim. Nasılsın? Senden alacaklarımla daha iyi olacağıma eminim. Bu demektir ki ilk ateşi yaktın. Yakmak ne demek? 20 adamla ortalığı yangın yerine çevirdim. Şimdi sıra sende. Hemen, derhal. Biraz bekle dostum. Anlaştığımız gibi 200 bin dolar hesabında. Seninle iş yapmak her zaman büyük bir zevk. O Türk timini yok ettiğin zaman kalan diğer yarısı da hesabımda olacak. Merak etme. O iş kolay. Buraya geldiklerinde elinden kurtulmalarına imkan yok. Gelecekler. Gelecekler dostum. Kerkük, o köyler, hele o Taşlıtepe köyü mutlaka gelecekler. Sen de biliyorsun, Türkmenlere kıyamazlar. Mutlaka gelecekler. Tamam dostum. Tamam, konuşuruz. Haber bekliyorum. O köye senin istediğin timin gideceğinden nasıl bu kadar eminsin? Yani Türk ordusunun binlerce timi vardır. Pekala başka bir birlik gönderebilirler. O yüzbaşı ve adamları en son neredeymiş biliyor musun? Sen nereden bileceksin değil mi? Benimki de soru. Dün sabah yüzbaşı ve adamları Behram Sabo'yu indirmişler. Şu anda Kuzey Irak'talar. Haşim'in saldırdığı köye en yakın onlar var. Akıllı bir komutan ne yapar? En yakın timini köye destek için gönderir değil mi? Denklem bu kadar basit işte. Yalnız benim anlamadığım... Behram Sabo gibi kendini farenin deliğinde gizlemeyi becerebilen bir adam nasıl oluyor da bu kadar kolay bulunabiliyor? Bizim kendi aramızda bile efsanedir ortadan kaybolma konusunda Behram. Kimse kusursuz değil. Mutlaka bir açık vermiştir. Değil mi? Belki de Türk askerinin istihbaratı sağlamdır. Behram'ı eliyle koydukları gibi bulduklarına göre. Bana niye anlatıyorsun bunları? Kimin ne yaptığı umurumda değil. Tek derdim kardeşlerim. Bu sürenin uzaması da canımı sıkmaya başladı. Sabret biraz. Bir saate güzel haber alırız sen de ben de. Ha? Bundan sonra kardeşlerinle bu hat üzerinden konuşmayacaksın. Onlarla benim üzerimden iletişim kurabileceksin sadece. Tamam mı? O yüzden bu telefona ihtiyacın kalmadı. Lee, ver şu telefonu. Kardeşlerinden başka konuşacak kimsen olmadığına göre buna da ihtiyacın yok demektir değil mi? Tek umurunda olan onlar ya. Boğazım kurudu. Bana içecek bir şeyler getirin. Komutanım. Komutanım, ben de size geliyordum. Hayırdır albayım? Kerkük'ün güney sınırındaki Taşlıtepe köyü saldırı altında komutanım. Taşlıtepe mi? Evet komutanım. Saldıran grup hakkında bir malumatımız var mı albayım? Örgüt mü yoksa radikal grup mu bilemiyoruz komutanım. Bütün iletişim kanalları kesik. Uydu görüntüsü alamıyor muyuz? Maalesef komutanım, bölgenin durumu malum. Uluslararası prosedürler vesaire, dışişleri şu anda bununla ilgileniyor. Bekleyemeyiz albayım, bekleyemeyiz. Saldırının büyüklüğü bilgimiz dahilinde değil. Köyün durumu da bilgimiz dahilinde değil. Ben en son Gökçe Bey'le konuştum. O sırada silah sesleri geldi. Sonrasıyla ilgili de bilgi alamıyoruz, evet. Gökçe Bey, avukat Gökçe Bey mi? Evet komutanım, Taşlıtepe onun köyü. Kerkük meselesiyle ilgili yaptığı çalışmaları biliyorsunuz. Ciddi bir kamuoyu oluşturmayı başardım. Birkaç konferansta da beraber çalışma fırsatımız olmuştu. Bilinçli bir seçim olmuş olabilir.
köyün konumu da stratejik bir noktada biliyorsunuz. O köy düşmemeli. Destek göndermeliyiz. En yakın timimiz hangisi? Komutanım. Tomris abi. Oğuz. Yüzbaşı Batur Karanlık. Emredin komutanım. Yüzbaşım. Kerkük'ün güney sınırındaki Taşlıtepe köyüne bir saldırı oldu. Şu an iletişim kanalları kesildiği için ne durumdalar bilmiyoruz. Çok zorlu bir operasyondan çıktınız biliyorum ama en yakın tim sizsiniz. Oğuz timi göreve hazır komutanım. Sağ ol yüzbaşım. Gelen helikopterden mühimmat takviyesi alın, onlara ilgili emirler veriliyor. Size de köyün koordinatlarını hemen geçiyoruz. Karanlık, bak nasıl bir manzarayla karşılaşacaksınız? Kaç kişiler hiç bilmiyoruz. Çok dikkatli olmanızı istiyorum. Ama Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Kerkük'te bir Türk köyü saldırıya uğramış. Hemen oraya intikal ediyoruz. Çocuklar, sizi helikoptere bindirelim hadi. Komutanım, sınırı yürüyerek geçeriz. Siz helikopterle gidin, geç kalmayın. Evet evet komutanım, biz gideriz. Evet gideriz, biz gideriz. Çocuklar hayır. Bizim görevimiz sizi sağ salim Türkiye sınırlarına ulaştırmak. Allah'a şükür bunu da başardık. Bundan sonrası bizde. Zaten gideceğimiz yerde hava sahası güvenli değil. Sızma yapacağız. Hadi, sizi bir an önce helikoptere bindirmemiz lazım. Hadi. Dönün. Helikopterden mühimmat alacağız. Emredersiniz komutanım. Belki bir gün sırt sırta savaşırız ha Nayda. İnşallah komutanım. Ali! Komutanım! Bizi düğüne çağırmayı unutma ha! Unutur muyuz hiç? Ama Oğuz Simi'nin tümü nikah şahidimiz olacak Yiğit abi. Olur tabii olur. Seve seve. Komutanım gideriz değil mi? Sen söz verdiysen gideriz. Bana bak takıma girince haber ver ha Ferhun. Tamam Boran abi. Tarhun bak oğlum söz verdin. Seni traktör sazı stadında dört gözle bekliyor olacağız. Tamam komutanım. Kolay gelsin asker. Sağ ol komutanım. Çok iyi bir asker olacaksın Serhat. Bir an önce okulunu bitir, şu dağlar bir delikanlı görsün, tamam mı? Sağ olun komutanım. Her şey için sağ olun. Orada çok dikkat edin komutanım. Köyün koordinatları geldi. Güneydoğu yönüne ilerleyeceğiz bu taraftan. Tamamdır. Oğuz, hazırlanın. Uçuyoruz. Hadi, hadi, hadi. Acele edelim.
geldiniz bakalım. Haşim, hedef doğru. Beklediğimiz askerler bunlar. Şimdi ikinci aşamaya geçebilirsin. Sen yemeyecek misin? Sana da var. Aç değilim. Kaşgar sen misin? İyisiniz değil mi? Bir şey yok. Çiçek, yanında mı Çiçek? Tamam. Hapisten çıktınız. Çok kısa zaman sonra görüşeceğiz babacığım. Çiçeğe de ver bir sesini duyayım. Ablacığım iyi misin? Çiçek. Sana bir şey yaptılar mı orada? Tamam, tamam. Tamam, tamam ağlama. Tamam bak. Çok kısa zaman sonra görüşeceğiz ablacığım. Geliyorum, tamam. Bu kadar yeter. Çiçek. İsmin Çiçek'ti değil mi canım? Yanındaki abine ver telefonu. Vey, ni ampai tamın likai tongu. Likai? Havdun. Senin işin tamam. Şimdi sıra bende. Onlar şimdi Haşim'in 20 adamını çatır çutur indiriyorlardır. Hiç şüphem yok. Tadını çıkarsınlar bakalım. Ama karşılarında 200 adamı görünce ne yapacaklar çok merak ediyorum. Nereye Tara? Yüzümü yıkayacağım tuvalete. Sen de gel istersen.
Kara! Kara! Ne oluyor? Kapıyı çaldım, ses gelmeyince. Tamam, çık sen, geliyorum şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.